Ben biraz daha zor maç olur diyordum. Malatya Sivas'ı, Sivas'ın kazanması ya da beraber bitmesi benim tahminimdi. Ankara'cı Göztepe, Göztepe yener demiştik. Galatasaray Alanya zorlansa da kazanır dedik. Konya Gaziantep aynen böyle bir maç olur dedik. Antalya Trabzon, Trabzon yener dedik ki onlar da kolay kazandı. Denizli Başakşehir'i, Başakşehir en kötü bir alır ama kazanır dedim. Bak orada biraz yanılmışım. Kasımpaşa Beşiktaş, Beşiktaş kazanır. Kayseri Rize, ya Rize'ye beraberlik. Onu da tahmin ediyorum bu arada. Peki. Şimdi haftanın en gollü karşılaşması Fenerbahçe Gençler Birliği karşılaşması oldu. Dünkü karşılaşma, Kasımpaşa Beşiktaş karşılaşması ilk dakikalarda çok zevkli olduğunu ben kendi adıma söyleyemeyeceğim. Ama sonlara doğru heyecan arttı. Çünkü eşitlik sağlandı. İşte Beşiktaş gol bulacak mı? Ataklarını arttırdı, sıklaştırdı. Abdullah Avcı'nın tercihleri çok konuşuldu. Ben Umut'tan önce Güven'i bekliyordum mesela. Umut'tan yana kullandı oyuncunun değişikliğini. Sonrasında risk aldı Abdullah Hoca. Ya yeneceğiz ya yeneceğiz dedi. Yenileceğiz dedi daha doğrusu. Savunmayı birazcık boşladı tabii. Boşlamak durumunda kaldı. Güven'i de devreye soktu. Nitekim Umut 2 golle taçlandırdı kariyerini dünkü karşılaşmada. Şimdi o değişiklikler panik halinde yapılan değişikliklerdi. Evet. Yoksa çok fazla forvet oynatmak, çok fazla gol atacağınız anlamına gelmez. Sisteminizi korumanız, sizin sağlıklı bir şekilde maçı götürmenize yeter. Abdullah Hoca sezon başından beri 4 büyük hata yapıyordu. 3'ünden kurtulduk. 3'lü savunma oynuyordu, vazgeçti. Devşirme oyuncu kullanıyordu işte. Evet. Stoperde. Yan pasların sayısı çok fazlaydı. 4.'ünden kurtulamadık hala. Şenol Güneş'le bayağı uğraşmak zorunda kalmıştım bu Oğuzhan ve Tolgay konusunda. Hı hı. İkisini aynı otobüste bile yan yana tutmam diyordum. Şimdi Abdullah Avcı ile uğraşacağız. Abdullah Avcı'ya bakalım. Laiç ile Diaby'nin birlikte değil, birbirine alternatif olarak oynayacağını ne zaman öğrenecek? Böyle söylüyorum çünkü böyle söyleyince etkili oluyor. Kibar söyleyince dinlemiyor hocalar. Böyle söyleyince cevap bile veriyor. Ben işte hocalığım mı sorgulanıyor? Ya kardeşim, ama bile aynı kuyuya 2 defa düşmez. Sen daha işte Diaby'yi oynattığında, Diaby'yi atıyorsun sağ kanada, adam orada otobüs bekler gibi top bekliyor. Çok çabuk ve yetenekli bir adamı kaleden niye bu kadar uzaklaştırıyorsun? Adem'le Diaby birbirinin alternatifidir. 11'e önce Diaby'yi yazacaksın, Adem kenarda bekleyecek. Sen bir defa düzenini doğru kur. Bu yanlışı yaptığın zaman 50 tane müdahaleyle düzeltmeye çalışıyorsun. İşin bir tarafı bu. Haftaya aynı şeyi yine yapar. Çünkü biraz zaman alıyor bizim eleştirilerimizin ulaşması ve şey yapması. 6 hafta sürdü diğerlerinden vazgeçilmekte. Şimdi futbolun gerçeklerine silah çeken bir teknik adam başarılı olamaz. Çok net. Diaby ile Adem Laiç'ten birini tercih edeceksin. O da Diaby olacak. Bana göre öyle. 10 numara pozisyonda oynatacaksın. Sol kanatta N'Koudou var zaten. Sakatlığı için şu anda söylemiyorum. Genel takım yapısını söylüyorum. Gerekirse N'Koudou'yu sağ kanatta kullanacaksın eğer Lens'ten ve Boydu'dan verim alamıyorsan. Sağ kanatta kullanacaksın. Solda Caner Rebeşo yapacaksın. Hı hı. Yeri gelecek. Örneğin Kadıköy'e gidiyorsun. Bunlar pragmatik teknik adam olmayı gerektiren şeyler. Hoca pragmatik değil, saplantılı. Kadıköy'e gidiyorsun. Bu ülkenin en iyi 2 kanat oyuncusu sende. Bek olmaları çok önemli değil. Gökhan'la Caner. Önlü arkalı oynatırsın Rebeşo'yla Caner'i. Douglas'la Gökhan'ı oynatırsın. İkisini yapacağı ortalar da N'Koudou'dan ve Lens'ten ya da şeyden az olmaz yani. Şunu demek istiyorum. Mutlaka böyle yap demiyorum. Çözümler mantık çerçevesinde olmalıdır. Rakibe göre, o maçtaki hedefine göre olmalı. Yoksa dün akşamki gibi maçı baştan riske at, ondan sonra 4 tane forvet sok. 10 tane soksan ne olur? Gol olmayabilirdi. Düşün ki Beşiktaş'a geldiğinden beri hiçbir icatını göremediğimiz Lens ilk defa maç kurtardı. Dün maçı Lens kurtardı. Hatta ben şöyle yazdım Twitter'a, Lens bile maç kurtardıysa Beşiktaş şampiyon olur dedi. Ben Lens'in... Hatta o pozisyonu değerlendiremeyeceğini belki bence tüm taraftar düşündü. Ya ben hiç bakmadım bile pozisyona. Ben izledim ve top kaybı olacağını düşündüm. Baktım giden adam Lens, dedim boş ver yani. Ben yazımı yazmaya devam edeyim son dakikalarda. Ya bir şey olmaz dedim. Gol diye duyunca baktım lan nasıl oldu, adama çarpıp girmiş yani. Dolayısıyla ben Lens'ten öyle bir şey beklemiyorum. Ama topla mesafe kat etti şimdi yani, o konuda hakkını yemeyelim. Ben kaptıracağını düşünüyordum maçı izlerken. Ama özveriyle ve biraz da tabii şans etkisiyle, faktörüyle golle taçlanmasına sebep oldu. Şimdi dün büyük iş yaptı söyleyeyim. Kritik bir maçı kazandırdı. Kutluyorum ayrı. Ben geldiğinden beri olan performansını söylüyorum. Teknik adamların ön yargıları varsa, saplantıları varsa işleri zordur. Ya o ön yargıları ve saplantıları tolere edecek bir yardımcıları olacak. Hoca ne yapıyorsun diyecek. Onlar da dinleyecekler. Ya da aldıkları her başarı tesadüf olur. Her başarı tesadüf olur. Hiç ben dinlemem mesela. Tesadüftür. Çünkü sen doğruları yap, takım kaybetsin. Doğru oyun nedir? Öne oynamak. Büyük takımsın. Doğru oyun nedir? Orijinal oyuncuları doğru yerinde kullanmak. Çok mecbur kalmadığın müddetçe. Örneğin Roko varken stopere Necip'i almayacaksın. Ya da Gökhan varken sağ beke Roko'yu çekmeyeceksin. Rebeşo'yu çekmeyeceksin. Douglas'ı çekmeyeceksin. Vida'yı çekmeyeceksin. Örnek veriyorum. Boydu denedin. Daha denemeyeceksin yani. Olmuyor. Son 15 dakika mecbur kalırsan koyacaksın. Yani yaptığın, yol yürürken yaşadığın tecrübelerden ders alıp bir sonraki haftaya o dersi yansıtmazsan ders almaya devam eder sezon boyu. Ben Beşiktaş'a baktığımda dedim ki bugün Kasımpaşa'ya zor yenerler. Ha, feci bir hakem vardı. O verdiği kırmızı kart kararı sonrasında bir denge şaştı mı? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bana göre net kırmızı kart. Çünkü baktım sosyal medyada özellikle rakip taraftarlar şu hesabı yapıyorlar. Atiba ağır adammış, ona yetişemezmiş. Beyler, pozisyonlar oyuncunun ağırlığının hızına göre değerlendirilmez. Mesela bu maçı yabancı bir hakem yönetse Atiba'nın ağır mı hızlı olduğunu bilmek zorunda mı? Bir, pozisyonlar pozisyona göre değerlendirilir. Bu bir. İkincisi, o pozisyonu yayıncı kuruluşun internet sitesine girip izlesinler. Atiba topa dokunduğu anda içlerinden bir desinler sadece. Bir. Yarım saniye der bir. 81 dersen bir saniye der. Bir. Desinler yarım saniye top kaç metre gidiyor görsünler. Yarım saniyede top ne kadar gidiyor görsünler. Bir an bile çok önemlidir futbolda. An. Atiba rakibi tır gibi geldiği için sıçramak zorunda kalıyor. Havaya sıçradı. Yarım saniyede bir an. İndi, dengesini buldu, koştu. Herhalde top uzayacak, gidecek. Çıkar rakibi oradan bakalım o top açılıyor mu öyle. Çok net kırmızı kart. Ama adam gol atıyor Kasımpaşa. Golden önce faul var. Vida'nın ayağına basılıyor. Bundan önce en az 4 ya da 5 golün böyle iptal edildiğini gördük. Hatta bir Sivas Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın lehine de gol iptal edildi. Çünkü VAR protokolü diyor ki golden önceki son pozisyona bakın. Ofsayt'i demiyor sadece. Hı hı. Golden önceki son pozisyon. Golden önceki son pozisyonda faul var. O gol nasıl iptal etmez? Hadi hakem atladı. VAR nasıl iptal etmez? Artı Vida'nın ayağına basan. Kurallar çok açık. Ayakkabı boyunda bir baskı, sarı kart. Ayakkabının üzerindeki baskı ve darbe şiddetine göre kırmızı kart. Ayağına basıyor, adamın sarı kartı var. Yani golü iptal edeceksin, adamı oyundan atacaksın. Yapmıyorsun. Devamına bakıyorsun. Adam oyuna giriyor. 15 saniye sonra Gökhan'ın yüzüne dirsek atıyor. Bir boks maçı vardı, adamın dudağı falan patladı. Gökhan 3 defa suratına darbe aldı yani. Adam boksör olsa ancak bu kadar darbe alır yani. Sen nasıl hakemsin? Bakmıyor musun? Görmüyor musun sahada neler oluyor? Kim yapıyorsa. Mesela Burak rakibin yüzüne ver, sarı kart, doğru. Kasımpaşalı oyuncu, Beşiktaşlı bir oyuncu yine yüzüne vurdu, sarı kart, doğru. Dirsek bu kardeşim yani. Diyorlar ki Tolgay demin amma kırmızı kart. Kardeşim ben gerçeği söylüyorum. 3 tane kırmızı kart var maçta. Şimdi maçı an be an konuşmaya devam edeceğiz ama eski Beşiktaşlı Quaresma ve Mustafa Pektemek performanslarını da konuşalım isterim. Ya Mustafa Pektemek boş kaleye gol attı.